arttıkça onların da demokrasi kültürü artacaktır. Tıpkı Milli Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz mücadele gibi. Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdik, bütün mazlum ülkelerde Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdi. Biz cumhuriyetimizi kurduk, bütün mazlum ülkelerde cumhuriyetlerini kurdular. Onların gözü bizim üstümüzde. Onlar Türkiye'ye bakıyorlar. Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine bakıyorlar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Güveni sağlayacağız. Huzuru sağlayacağız. Sofralarda bereketi sağlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Ve siyaset kurumunun halka doğruları söylemesi lazım. Siyaset kurumu halka doğruları söylemiyorsa halkla siyaset arasında ciddi bir güvensizlik oluşur. Bugün siyasetçiye güvenilmiyorsa temel nedeni budur. Bakın bir örnek vereyim. Covid-19 oldu değil mi? Salgın bir hastalık. Resmi rakamlar açıklandı. 82 bin kişi hayatını kaybetmiş diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı. 200 bin fark ediyor arkadaşlar. 200 bin. Ya en azından izin verin de yasımızı tutalım. Acımızı tutalım. Bunu bile çok görenler var. O nedenle yeni bir Türkiye'yi başlatacağız. Yeni bir Türkiye, yeni bir anlayışı başlatacağız. Evet. Acıyı yaşadık. Evet, deprem oldu. Ben Gaziantep'e, Nurdağ'ına belediye başkanlarımızın yaptığı yardımları kısaca aktarmak isterim. Değerli arkadaşlarım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. 35 araç, 70 personel, 54 tır insani yardım, 3 mobil mutfak, 1 mobil fırın, 2800 battaniye, 120 ısıtıcı vesaire vesaire gönderdim. Ankara Büyükşehir Belediye'miz, İstanbul Büyükşehir Belediye'miz de burada. 13 araç, 87 personel, 13 tır insani yardım malzemesi, 5500 battaniye ve pek çok yardım gönderildi buraya. Ve biz beraber olmanın, birlikte olmanın, acıları paylaşmanın ve sonra da millet olarak kucaklaşmanın yolunu açmak istiyoruz değerli arkadaşlarım. Can kaybı dışında maddi kayıplar da var. Değerli arkadaşlarım, bina, o dairelerde oturanlar, onların buzdolapları, onların mutfakları, onların koltukları, sonuçta onların tamamı yok oldu. Altyapı, tarım, sanayi, fabrikalar, onlar da tamamen büyük bir kısmı yok oldu. Büyük bir kısmı, özellikle ahırlar ve hayvancılık yapanlar buradan büyük zararlar gördüler. Beşeri sermaye, yani yetişmiş insan gücü deprem olduktan sonra avukatı, mühendisi, mimarı, herkes ustabaşı, herkes bir anlamda deprem bölgesini terk etti. Bunun da büyük bir acı olduğunu ifade etmek isterim değerli arkadaşlarım. Depremde yıkılan ve ağır orta hasarlı bina sayısı 817.048. Hafif hasarlı bina sayısı 1.657.000. Toplam 2.467.084 bina, bir kısmı güçlendirilecek, diğerleri tamamen yıkılacak, yeni binalar yapılacak. Söz verildi. Dendi ki size süratle binalar yapacağız. Evi yıkılana binalarını yapacağız. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitte bu binaları size vereceğiz, satacağız dediler. Ben Nurdağ'ından bütün depremzede kardeşlerime, evi, dükkanı, ahırı, apartmanı yıkılan herkese Nurdağ'ından söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş para alınmayacak. Allah nasip eder. 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Geleceğiz. Sarayda oturmayacağız. Geleceğiz. Ve göreceksiniz 15 Mayıs'tan sonra yıkılan kimin eviyse, ağırıysa, binasıysa tamamı yapılacak. Anahtarı teslim edilecek. 5 kuruş para alınmayacak. Neden? Neden? Bakın sevgili Nurdağlılar, sevgili Antepliler, değerli kardeşlerim. Anayasayı okuyorum.
Anayasa madde 57. 57. Devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır. Yani diyor ki plan yapar, program yapar, yer belirler, vatandaşın konut ihtiyacını karşılar. Kim? Devlet yapar bunu diyor. Peki değerli arkadaşlarım, bir başka konuya geleyim. Ev sahibi olan ve evi yıkılan vatandaşa sormak isterim. Bir müteahhit geliyor, binayı yapıyor. Sizin o binadan daire satın almanız ve tapuya gidip imza atmanız için 23 imzaya ihtiyaç var. Ayrıca 23 imzaya ihtiyaç var. Bu 23 imzanın tamamı kamuya ait. Tamamı. Diyelim ki zemin etüdü yapılacak. Jeoloji mühendisi imza atmak zorunda. Buranın zemini mümkündür diye. Yine zemin etüdü için inşaat mühendisi, zemin etüdü için jeofizik mühendisi gelip imza atacak. Mimarı var, harita mühendisi var, şehir plancısı var, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, inşaat, makina, bütün bunların tamamı imzalıyorlar. 23 imza atılıyor. 23 imza atılıyor. Sonunda da belediye izni veriyor. Diyor ki bu bina sağlamdır. Bu bina depreme dayanıklıdır. Bütün araştırmalar yapıldı. Hepimiz imzamızı attık ve mesele bitti. Siz de vatandaş olarak gidiyorsunuz tapuya. Müteahhide gidiyorsunuz. Anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki 23 imza atıldı. Bu bina sağlam. Ben bu binayı satın alacağım. Tek bir imza atıyorsunuz tapuda. Bu binayı alıyorum diyor. Sizin binayı alırken devletin size verdiği güvence var. 23 imza var. Diyor ki bu bina sağlamdır. Deprem olursa yıkılmaz. Siz de vatandaş olarak gidip alıyorsunuz. Sizin hiçbir kusurunuz yok. Hiçbir kabahatiniz yok. O zaman kusur kimdeyse parayı onun ödemesi lazım. Geliyorum anayasaya gene. Anayasa madde 125 7. bend. Diyor şöyle diyor. İdare yani devlet kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Şimdi geldiler buraya. Sizden helallik istediler. Öyle helallik olmaz. Helallik şöyle olur. Ben bu binaları size hiçbir ücret almadan teslim ettiğimde o zaman helallik isteyeceğim. Şöyle diyeceksiniz. Arkadaş, ölenleri geri getiremeyiz. Eviniz yıkıldı biliyorum. Dükkanınız yıkıldı biliyorum. Ağrınız yıkıldı biliyorum. Ama bütün bunların tamamını ben devlet olarak yapacağım. Kabahat bendeydi, kusur bendeydi. 23 kişi imza attı. Bu imzaların hiçbirisi doğru değildi. Ben onlara geri dönüp hesabını soracağım. Ama sizin hiçbir kusurunuz, kabahatiniz yoktu. Siz gittiniz, imza attınız ve tapudan aldınız. Ölenleri getirmiyorum ama sizin evinizi, sizin dükkanınızı, sizin ağrınızı 5 kuruş almadan size teslim ediyorum. Şimdi bana hakkınızı helal edin. O zaman bu olur. O zaman bu olur. Şimdi burası aynı zamanda bir tarım bölgesi. Burası aynı zamanda bir tarım bölgesi. Biliyorum Nurdağ'ın çiftçisi var, üreticisi var, hayvancılık yapanı var, diğerleri var. Bütün bunların tamamının değerlendirilmesi lazım değerli arkadaşlarım. Çiftçi hiç merak etmesin. Çiftçinin, ağrı yıkılan çiftçinin, esnaf kefalet kooperatifine, ister esnaf olsun, tarım kredi kooperatifine ve bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz. Depremden zarar gören esnafın ve çiftçinin bankalara ve bankalar olan kredi ve faiz borçlarının tamamını sileceğiz. Çünkü zaten perişan olmuş vaziyette. Neden sileceğiz? Ya adamın dükkanı zaten yıkılmış. Alışveriş yapamıyor bu insan. Dükkanı başına yıkılmış. Yakınlarını kaybetmiş. Bankaya ödeyecek parası yok. Zaten işi de yok. Diyorsunuz ki bankaya gel borcunu öde. Faiz var, faizini öde.
Nerede sosyal devlet? Sosyal devlet bugünler için var. Gelecek hiç merak etme diyecek. Senin faizini siliyorum, borcunu siliyorum, zararını ödüyorum. Yeter ki sen dükkanını alacaksın, üreteceksin. Devlet senin yanında diyeceğiz. Böylece devletin devlet olduğu, devletin vatandaşın yanında olduğu, devletin vatandaşı koruduğu gerçeği ortaya çıkmış olur.